Antalya'dan herkese merhaba. Selamünaleyküm. Vallahi bugün kongredeyiz, ilk günü. Dersler bitti sayılır. Akşam oldu. Daha doğrusu akşam üzeri. Bir tane golf var. Passat'ın kaporasını aldık. Parası da hazır dendi. Nasıl olacak bilmiyorum. Bakacağız. Bir o konuyu çözdükten sonra da araba lazım. Burada da araba varmış. Akşam boş vakitte bir gideyim bakayım diyorum. Beraberce maceramı paylaşalım. Bir tane Kadjar denk geldi. Normalde şeydi, Dacia'ydı araba. Kadjar'a çevirdiler. Onunla arabaya bakmaya gidelim. Burası da tabii güzel bir yer. Gruptan ayrı geldim ya, araba kiralayınca villa oda verdiler. O da iyi oldu. Neyse, gidelim bakalım. Yola çıktım. Aslında biraz yorgunum. Gece 5'te uyandım. Uçakla geldim. Derslere girdik. Biraz kafa yorgunluğu var. Araba kiraladık bilmem ne. Ama gidiyoruz. Serik'ten Aksu merkeze doğru Antalya'ya gidiyorum. Arabamız Kadjar. Biraz yol sesi alıyor. Biraz direksiyon hissi garip. Torque steer de yapıyor. Yüksek olduğu için de virajlar hafif sıkıntılı. Ama şey hissi güzel. Yerden yüksek olma hissi güzel. Şanzıman da çok üzmedi. Edece. Fena değil. Yani şanzıman çok ideal diyemem. Ama iş gören bir makine. Fena değil yani. Gidiyoruz. Navigasyonu vesairesi var. Yani sonuçta Alman arabalarında bunlar ciddi opsiyonlar. Yani işimizi çok iyi gördü navigasyon. Yani bu konuda takdir ettim. Gidiyoruz işte. Vallahi bakalım neler olacak. Araba nasıl çıkacak? Ben de merak ediyorum. Bir tane de 320 var ama bakabilir miyim bilmiyorum. Bir de o var. Belki cumartesi günü. Noyan otomakas. Kamyonun arkasında gördüm. Arkadaki. Onu da değişik yani. Makasçı. Adaş. Neyse. Gidiyoruz. Fena değil araba. Şerit takip uyarısı var. Şerit takip uyarısını hoparlörlerden lastik böyle metal ayıraçların üzerinden pıt 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 ses çıkarıyor. O sesi veriyor hoparlörden. Çok değişik. Bir de hava kalite sensörü var ama benim bu araçlarda bir de en büyük şikayetim koku. Plastik veyahut da içeride kullanılan malzeme kokusu hiç çekici değil. Bu arabada da o geçerli. Tabii kiralık bir araba olduğu için mi bilmiyorum ama hani iç kokusu çok hoş değil. Bir de kiralama şirketi pek söylemeyeceğim. Sağ olsunlar upgrade verdiler bana. Normalde Duster'da ama paspas yok arabada. Halıları kirletiyoruz. Yok dedim. Bizim için fark etmez dedi veren arkadaş. Ne yapayım? Ben de şey yapmadım artık ama araba yeni. 20.000 21.000'de şey de yeni değişmiş yağmağı. Hani o açıdan sevindik. Bir de vuruk kırık bir araba değil. Hani kafamız rahat gidiyoruz. Yok abi, buyurun. Evet, merhaba. Arabamız bu ama bakıyoruz şimdilik. Ekspertize geldik. Ben boyalara baktım ama cihaz Ali Baba olduğu için bir de dedik gelelim arızalara bakalım. Nimet abi sağ olsun kesinlikle şey yapmadı. Gel göster dedi. Araba güzel, ayarlı, R-Line. Bakalım ne çıkacak. ULED var. Hoş. Araç sahibi Nimet Bey aslında bir onda da tevafuk oldu. Ben arabayı Taşkın abiye satmıştım, BMW'yi. O da eski topçuydu, eski futbolcuydu. Nimet Bey de eski futbolcuymuş. Oradan bir şey oldu. Araba hoşuma gitti. Biraz R-Line olduğu için hafif bildiğimize göre sert ama Kaan'ın dediği spor şase var araçta. Spor şase ve sürüş modu var. Sürüş modunda konforta BMW kadar olmasa da yumuşuyor abi dedi Kaan. Bakacağım hani hakikaten yumuşuyorsa hoşmuş dedim ya, hani güzel. Arabanın görüntüsü hoşuma gitti. Ekspertize soktum. Yapacak bir şey yok. Ekspertizden sıkıntı çıkmadı. %100 çıktı. Problem yok. Biraz süreç alacak. Passat'ı vermemiz, almamız. Siz göreceksiniz ama benim için bir haftalık bir bekleyiş var. Ne olacak göreceğiz. Sadece Kadjar'la ilgili bir güncellemede bulunmak istiyorum. O da şu. Sadece Gloria da kalıyoruz. Biz bir şey villaları diyor. Ben oraya gitmeyeceğim. Ya çok fazla Belek'te otel var. Karıştırıyorum ya. Pazar günü Ankara'dayız. Nöbetçi noter uygulamasına yeni haberimiz oldu ki bu haftaymış zaten. Ekspertize gidiyoruz Passat'la. Eğer şey olursa, ekspertizimiz sonrası eğer havale yapabilirsek aynı bankadan aynı bankaya, belki bugün satışı vereceğiz bakalım. Ama bilmiyorum. Biraz yorgun. O yüzden tutuk olabilirim. Pardon. Kusura bakmayın. Herkese merhaba tekrar.
ekspertizi hallettik. Kaporta vesaire dediğimizden ayrı bir şey çıkmadı. Banka çok kayıp, yani kayba sebep oluyor. Normal şeyden yapacağız. Yarın iş çıkışı. Hatta biraz izin alıp bu işi halledeceğiz bakalım. Şimdi yıkattıracağım. Passat son kez yıkanacak. Kendi halim yok. Yani şu an aslında yatıp dinlenmem gerekiyor. Bir yandan da kızın arabasını yapıyor. Ama yani halim yok. Bir önce Passat'ı bir götürüp yıkattıracağım. Az önce ekspertizde utandım ya. Araba çok kirliydi. ERC'ye de sağ olsun komşumuz, yine götürdüm onlara. Dar zamanda tertemiz yapmışlar motorunu. Sağ olsunlar. İçi de tertemiz oldu. Ben böyle temiz araba satmak istiyorum her zaman için. Seviyorum. Bir detay yapacağız onu. Mis gibi oldu araba. Bozbey Passat'ı uğurluyor. Bunlar benim işime yaramaz. Bunları vereceğiz. Ayarlıyoruz. Şey bile var. Orijinal Volkswagen armalı yelek bile var. Evet, kışlıkları yükledik. Araba oturdu zaten. Artık güle güle diyoruz Passat'a da. Alıştık ya araba göndermeye. Üzücü oluyor ama. Bizi 2 yıl taşıdı. 1,5 yıl mı? Eşim yanımda. Yolladık. Nimet abi rica etti. Ekspertize sokmayayım, sen ekspertizsin dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi bizim araba bu değil arkadaşlar. Ama bu arabanın rengini de beğendim de. Artık Nimet abi alacak bunu. Şurada biraz kalın boya da, kirli araba. Genelde iyi abi. 90, şey 110, 120, 130 arası gidiyor. Aynen. Tabii işte o yüzden şöyle altlara bakıyorum. İşte böyle araba aldığımız kişilere ekspertiz hizmeti veriyor. Ekspertiz hizmeti. Borcu falan yok değil mi abi şeyi? Yok yok, herhangi bir şey yok. Tamamdır. Senin bildiğin boya yok abi, biz zaten demiştik. Abi şimdi ben de şunu anlamadım. Yeni araba sattık ya. Hı. Bana çok kızıyorlar. Küçük küçük bakıyorsun diye. Abi ekspertizci yani santimde bir koyuyor. Yani santim santim ölçüyor bütün arabayı. Yani sonuç... Yeni bir kural mı çıkmış kanun? Hayır, parça boya mesela bir yerden, ha, aynen, bir taş izi olur. Abi onu orayı boyuyorlar. Küçük bir boya. O şöyle. Onun için her noktayı kontrol. Anladım, anladım abi. Şey... galiba 160 bin kilometre üstü ve 8 yaş üstüne ekspertiz şartı gelmiş. Ama %100 mü bilmiyoruz. Çünkü dün ben noterde benden hiçbir şey istemediler. Yani bana sormadılar bile. Oğul babasını bak. Biz konuşuyoruz. O arabada tamam dedik. 44. notermiş burası. Geldik, şimdi işlemi yapacağız hayırlısıyla inşallah. Noterdeyiz. Nimet abi parayı kontrol ediyor. Bittik gibi. EFT'mizi yaptık biz. Evet, aracımızı aldık. R-Line Golf. Güzel şeyler var. Mod tuşumuz var. Otomatik park var. Bir iki ekstra keyless'ımız var. Şöyle bir dışına bakalım. İşte yani navigasyon değil de normal menüler var. Belki Apple CarPlay açtınız ya da 7.5 hayalet ekranla teyp taktırabilirim ileride. ABD'de değil. Dışı güzel bu arabanın. R-Line. Yere yakın gibi gözüküyor ama tampon eklerinden dolayı aslında normal yükseklikte. Logosu var. Rengi çok hoşuma gitti benim. Biraz da patronun rengine de benziyor. O yüzden de güzel. Arka jantlar Durban. Spor şase. Şöyle ekler var, difüzör var. Rüzgarlık var. Daha çok bakacağız. Şimdi eve gideyim ben. Eve gideyim de bir iki iş var, onları halledeyim. Her yer su oldu. Şemsiyeyi içeriye alayım derken her tarafı su ettim. Şunları bir sileyim güzelce. Geçeceğini şöyle gözüme kötü gözükmesin. Yani biraz az vaktim kaldı ama şuradan size direksiyonu bir temizleyeceğim. Yani elim değdiği yerlere kaba bir temizlik yapıyorum hemen 2 dakika. Sonra tabii ki detaylı işler yapılacak ama onlar
daha sonra gelecek. Şimdi yağmur izleri kalmasın. Çok şey oldu içeriye. Araba biraz detay istiyor dediğim gibi. Ama hani öyle çok bir sıkıntısı yok. Bir yerde küçük bir çizgi var. Başka da bir şeysi yok. Şimdi direksiyona bir öncesi çekelim. Arabayı kapatayım. Deri kliniğin ağır deri temizleyicisi var. Köpük şeklinde. Bakalım. Bunu çok önce sağ olsunlar göndermişlerdi. Yani elbette ki bir detay için köpüğümü anlamadım. Biraz beklemişti. 3-5 ay oldu. Hah şimdi. Zira. O iyi temizlemedi muhtemelen. Şuna bir daha geçeyim. Biraz fazla köpürdü bu da. Neyse. Bir de şu şeyleri, düğmeleri APC ile sirke karışım var benim. Mucize karışım. Onu yapayım da gideyim artık. Geç kaldım. Hatta buraya da yapabiliriz. Oldu. Siliyoruz. Üst taraf inatçı. Ama yanlar çok daha iyi oldu. Şu sıçrayanları da sileyim, iz bırakabilir. Buhar buhar. Yani buharla yapmam gerekiyor. Tam istediğim gibi olması için ama hiç fena olmadı. Yani bu hemen ilk ayaküstü uygulamaya göre güzel oldu. Da şey işte böyle bir arabayla detaylı ilgilenmemiz gerekecek. Çünkü öyle seviyoruz. Çünkü temiz olsun istiyoruz. Çünkü biraz hastayız. Tamamdır. Birazdan daha kendine gelir bu. Biz yola çıkalım. Fena olmadı, güzel oldu. Yola çıktım. Bayağı iyi yağmur yağıyor ya. İnşallah dolu yağmaz. Ekonomideyiz de şeye mi alsak ki dur. modumuz var. Normali alalım. Ekonomiyi Kaan'la konuştuk. Abi dedi yani BMW'de de ben öyle yaparım. Yani daha doğrusu şey 320 iyimde ekonomi modu vardı. Bu arabamda yok. Şey yapıyoruz. Böyle uzun yolda falan ekonomiyi kullanmak lazım. Niye Golf aldım noktasında? Yani bütçemi çok zorlamak istemiyordum. Yani bütçeme az bir ekleme ile güzel bir araç, otomatik bir araç ne alabilirim düşüncesi vardı. Golf iyi bir seçenek olarak geldi bana ama tabii yani dolu araba seviyoruz. Highline olsun. İşte öbür arabada Passat'ta cam tavan yaptı. Onun eksikliğini yaşadık biraz. Yani ben yaşadım. Hadi dedik o da olsun falan. Isıtma olsun. Derken dolu araba bakarken buna rastladık. R-Line olması işte. Adaptif şasi olması. Otomatik park sistemi var. Bunun sayesinde arabanın yanındakilerle olan uzaklığını da ölçüyor yan sensörler. Yani bu da yanaşırken falan güzel bir seçenek evdekiler için. Keyless var. Yani bunlar geri görüş kamerası var. Bunlar benim için önemliydi. Yani hafif tabii spor şase olduğu için, adaptif olduğu için sert. Ama onu üstesinden geleceğiz. Çok dikkatli izleyeceğimiz görüyordur. Camda iki tane taştan dolayı çatlama var. Onları artık üstad dedi yani ona göre pazarlığını yaptık. Ön camımızı belki değiştiririm. Onun kararını vermedim henüz. Ama hani değiştirmekte de fayda var. Belki bu arabaya retrofit yapabiliriz. Bir iki sistem var. Biz izlemede kalın onları yapacağız. Otomatik istiyordum işte. DSG tabii ki akıllarda hep soru işareti var ama benim
yani Kaan sayesinde biz tecrübelendik bayağı. O yüzden aklımda hiç soru işareti yoktu alırken. Ki araba 40 küsür binde, temiz bir araba. Bir 2016 Kasım'da çıkmış bayiden arabamız. Sonra bir süre binildikten sonra takas edilmiş. Takastan sonra da işte airline olması, fiyatı biraz yüksek gitmiş tabii. Satılmamış. 9 ay kadar bayide kalmış. Zaten toplamda da 26 ay falan olmuş araba bayiden çıkalı. 9 ayı şeyde, galeride geçmiş, öyle beklemiş. Sonra son alıcımız da işte 6000 kilometre yapmış sadece Antalya'da. O da alıp satıyor, seviyor yani, böyle golf hobisi var. Öyle olunca da bize de nasip oldu. Biniyoruz, bakalım nasıl tecrübeler olacak, nasıl maceralar yaşayacağız, nasıl anılarımız olacak bu arabada. Bagaj konusu işte artık bizim ufaklığın baston şeyi var. Baston şeklinde olan, güzel katlanabilen bebek arabası var. Öyle çok bir eşyamız olmuyor. Bir Ikea'ya gidip gelirken sıkıntı yaşarız. Onda da orta tarafta kayak uzatma yeri gibi falan boşluklar var. Yani uzun şeyleri oraya koyarız falan. Eğlenceli yani, sığar. Bir de tavan bagajımız zaten var. Sadece orijinal şu wing bar denen üst tarafta bagaj sabitleme barları, şeritlerini almamız lazım. Bir de onun tavanı sabitleyecek aparat. O da şasiye sabitleneceği için en kalitelisini almamız gerekiyor. Orijinal veya Thule. Ona bakacağız. Güzel oldu yani. Ben tabii Passat'tan sonra mesela bak şu dönüş falan harika ya. Yani çok hoşuma gitti. Araba kedi gibi yani. Her şeyi yapabilir gibi geliyor bana. Kompak. Bir de 2016 olmasından dolayı izolasyonu bayağı yani iyi bence. Benim beklediğimden kat kat iyi çıktı. İçi sarı araba çok sevmem. Halıları siyah. Öyle olunca aldım. Dışının rengi tungsten gri. Onları drone çekeceğiz falan. Dışı ile içinin bu renginin uyum sağlaması da çok hoşuma gitti. Direksiyonu belki ağır yaparız. Şu an için daha bir şey yok. Hayalet yapabiliriz. Makyajlı teybine çevirebiliriz falan. Yapacak şeyler var. Birçok şey var Volkswagen'de. Ama yavaş yavaş. Aşırı da para gömmek de istemiyorum açıkçası. Çünkü patron bizi üzüyor zaten. Böyle ama sanki bunda daha çok video gelir gibi. Yani bu arabayı severek aldım. Yani Passat'ı ihtiyaçtan almışım. Onu da seviyordum ama hani bunu daha çok severek aldım. Hoşuma gitti yani. Bakalım neler yaşayacağız. Ben işe doğru yola koyulayım. Bu haftaki videomuz da böyle oldu. Bir haftalık süreyi kapsıyor. İşte karar vermemiz, Antalya'ya gitmem, kongrede olmam falan. Uzun dönemde çok emek verdim. Ama tabii videoda içerik olarak öyle bir şey aksetmemiş olabilir. Kusura bakmayın. Şeylerde, noterlerdeki bilgileri orada konuşmak istedim ama olmadı. Artık size noterde ekspertiz için soru sorulacak. Fakat Türk Standartları Enstitüsü'ne yaptırdıysanız satış evrağına işliyorlar. Ekspertizi geçerlidir diye şu an için. Türk Standartları Enstitüsü'ne bağlı bir kurum veya da direkt Türk Standartları Enstitüsü yapmadıysa bu aman vallahi gidiyorduk. Yapmadıysa bu şeyi, ekspertizi şu an için kabul etmiyorlarmış. Yanlış anlamadıysam 120 bin kilometre 5 yaş dedi oradaki hanımefendi ama daha tam oturmamış, bunun kararı verilecekmiş. Yani belli bir yaş ve belli bir kilometre üstüne şey yapacağız demişler. Ekspertiz isteyeceğiz demişler. Şimdilik soruyorlar. Yaptırdıysanız tamam diyorlar, şey yapıyorlar. TSE belgelim diye bakıyorlar. Yaptırmadıysanız da beyanla ben yaptırmadan alıyorum diye, sadece sizden ekspertiz yaptırmadım diye sözel olarak beyan alıp onu oraya işliyorlar. Fakat işte bu ekspertiz firmaları iyi denetim yapılmalı. Çünkü hepsi özel firmalar. Sekonder kazanç sağlanabilir. O yüzden iyi bir düzenleme yapılması lazım. Kimse mağdur olmamalı bu işlerde. Ama gerekeni yapacaklarını düşünüyorum. Güzel bir araba. Sis farım var. Açayım. Ona da led takarım muhtemelen. Daha tam bilmiyorum bunların sis farları nasıl, neresi led, neresi led değil. Ona bakacağız. Yeşil yandı. 222 de güzel tabii. Önde büyük 20 jantlı bir 222 var. Şık gözüküyor. Egzoz çıkışı da yok. Exclusive. Neyse böyle. Ben işe gideyim. İnşallah dönüşte sağ salim dönerim çünkü Ankara felaket durumda.
korkuyoruz. Yeni arabamız da böyleydi. Bu araba, Passat'a çekemedik bir inceleme videosu. Nedense içimden gelmedi ama bunu hemen de kısa sürede çekeceğiz. Hoşuma giden bir araba. Beraber bir şeyler paylaşacağız. Bakalım sizlerden de yorumlar alalım. Nasıl oldu? İnce ayrıntılarını zaten inceleme videosunda konuşuruz. Böyleydi. Ben mutluyum. İyi ve güzel oldu. Daha da güzel olacak inşallah. Bir dahaki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. İyi pazarlar.